Hacettepe Spor'un deneyimli teknik direktörü Avni Okumuş yanımızda. Hocam bugün kötü bir mağlubiyet aldı Hacettepe. Fazla da pozisyon bulamadı. Etkisiz tamam, bir yani görüntü çizdi. Yok. Bugün belki sezonun en kötü maçını oynadık. Orada haklısınız. Bir iki tane pozisyonumuz vardı. Gol olacak pozisyon. Barut'un işte Mehmetcan'ın vurduğu atabilirdik. Bu kadar kötü oyuna rağmen beraberliği de yakalayabilir miydik? Yakalayabilirdik. Ama maçın normal skoru. Yani iyi oynamadık. Bazı Serdar'la Yağız'ın olmayışı, Serdar Can'la oyunumuzu bayağı etkiledi. Bazen böyle yol kazaları da olacak yani futbolda bu var. Bunlar da olacak. Tam onu soracaktım hocam. Serdar Can'ın eksikliğini hissettiniz mi? Çok çok. Serdar'ın olmayışı müthiş. Yani bayağı iyi şey yaptı bizi. Ama dediğim gibi yani Serdar'dan başka 30 tane daha futbolcumuz var. Herkes görev verildiği zaman en iyisini yapmak zorunda. Ama bugün takımımız yani kötü oynadı. Bu futbolun bütün dünya kupalarının hepsinde var. Zaman zaman kötü oynayıp puan kaybettiğinde olacak. Öyle rakibimiz de çok kötü bir rakip değil yani. Bugün Selim de hocam performans olarak kötüydü. Biraz ama, kanada aksadı. Aksadı ama yani şöyle söyleyeyim ben işte isim o kötüydü bu kötüydü diyecek halimiz yok. İyi bulamıyorsun yani. İşte diyeceksin ki şu ya bak bu iyiydi falan dese yok. Yani kötü oynadık. Bazen de böyle maçlarımız olacak. İnşallah önümüzdeki maçlarda galibiyet gelir. Çok o gelecek. Düzelteceğiz, toparlayacağız. Sağ olun hocam. Furkan senin maçla ilgili düşüncelerini alalım. Yani lig yeni başladı bizim için. İlk yarıyı çok iyi bir şekilde kapattık kötü başlayıp. Ya bunlar olacak yani. Kötü başlamamız hani kötü gideceğimiz anlamına gelmez. Toparlayacağız. Yani. Bugün Serdar Can'ın eksikliği de hissedildi sanırım. Rakip de biraz fizik olarak kuvvetliydi. Mağlubiyeti neye bağlıyorsun? Ya Serdar Can'ın eksikliği tabii ki bizim için çok önemli. O çok güzel bir futbolcu. Yani onun eksikliğini gerçekten hissettik bugün takımca. Ama işte onun yerine oynayan arkadaşlarımızın da hani onun yerini kapatacağını biliyorduk zaten. Bugün olmadı. Şanssız bir gündü bizim için. Önümüze bakacağız. Teşekkürler. Şimdi de Hacettepe'nin forveti Mehmetcan yanımızda. Mehmetcan bugün Afyon'a karşı alınan 1-0'lık bir mağlubiyet var. Hem mağlubiyeti neye bağlıyorsun? Hacettepe için kötü bir başlangıç oldu. Puan olarak gerisindeydi Afyon. Şimdi Hacettepe'nin üzerine çıktı. Ya aslında ilk bir 15-20 dakika kötü başladık maç ama daha sonra toparladık. Hani ilk yarı adamlar bize 3 tane gol kaçırdı. Biz de geldik ama atamadık. Sağlık olsun, daha çok çalışacağız. Daha çok mücadele edip inşallah üst taraflara çıkmaya çalışacağız. Çok teşekkürler.